İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Saha çalışmalarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili adayları Sermet Atay ve Ejder Demir, Aymiye'de Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Saha çalışmalarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili adayları Sermet Atay ve Ejder Demir, Aymedya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Gaziantep'ten 4 milletvekili çıkaracaklarını söyleyen Atay, "Geçmişte alternatifimiz yok diyen arkadaşlarımıza alternatif bir liste çıkardık. Bizim de denesinler, bize de oy versinler. Biz de Gaziantep'in çocuklarıyız. Listemizde hiç denenmemiş isimler var. Denenmemişi denesinler, biz ona layık olmaya çalışırız." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi ve mukaddesatçı, önce vatanım ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir partidir. Bu gruplaşma içerisinde ülkenin geleceği için AK Parti kadrolarıyla birleşmek ve Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımızı desteklemek zorunluluğu çıkmıştır. Ülkenin başka bir çıkışı, başka bir sapabileceği nokta yoktur. Ülkenin şu anda birliğe ve beraberliğe ihtiyacı vardır ve bu birliği ve beraberliği sağlayacak olan Cumhurbaşkanıdır. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi siyaset yaparken biz AK Parti kadrolarının yapmış olduğu yanlış hareketleri de eleştirdik. Yanlış hareketleri de unutmuş değiliz. Fakat bunların hepsini bir kenara koyup şu anda önümüzde ne var, bunu görmek lazım. Geçmişte politika icabı söylenen laflar vardır. Yanlışlar vardır. Bu yanlışlar da yapıldığında Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de karşı koyacaktır. Fakat şu anda mevzu bahis olan vatandır. Vatanın birliği ve beraberliğidir. Vatanın ve birliği ve beraberliği eğer ön sıradaysa, o zaman bizim bu kadrolarla birleşip Cumhur İttifakı'nı desteklememiz gerekir. Bizim yaptığımız aslında fedakarlıktır. Bizden kopan giden insanlar sanki Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir yeri bulamadığı gibi bir politikayla gittiklerini söylüyorlar. Oysa bakın bunlara, giden insanlar çok büyük bir para kaynağı buluyor. Ve yeni kurulan bir 3 aylık parti çok büyük bir para kaynağıyla propaganda yapıyor. Bunun kaynağı nerede? Şimdi diyorlar ki efendim siz bize çamur atıyorsunuz. Bizim hiçbir kaynağımız yok. Sizin bir kaynağınız yoksa bu kadar güç nereden geliyor? Bunu açıklasınlar. Şimdi Türk halkı her şeyi görüyor. Kim FETÖ ile beraber? Kim FETÖ'nün karşısı? Kim halkı ve vatanı için, devleti ve milleti için hareket ediyor? Kim başka şeylerle hareket ediyor? Karşıda bir değil, 5 tane benzemez parti var. İlk defa Meral Akşener ve Muharrem Bey çıkıyor. Temel Karamollaoğlu açıklama yapıyor. Diyor ki biz gideceğiz Selahattin Demirtaş'ı cezaevine ziyaret edeceğiz. Selahattin Demirtaş çıksın, özgür kalsın, politika yapsın. Selahattin Demirtaş'ı içeri koyan devlettir, hakimler, savcılardır. Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş, ben bu ülkede Apo'nun heykelini dikeceğim, bu ülkeyi böleceğim ve sizi tükürükle boğarım diyen bir anlayışın temsilcisidir. Hendek siyasetinin temsilcisidir. Güneydoğu'da 500'ün üzerinde güvenlik gücümüz ve halkımızdan vatandaşımız şehit olmuştur. Nedir bu? Oraya kazdıkları hendekler, insanların evini barkını bombalamaları, bu bile tuzaklarla polisi, jandarmayı öldürmeleri, güvenlik güçlerini öldürmeleri ve en sonunda çıkıp cezaevine gitmesi. Kendisi de biliyor ki HADEP PKK'nın bir bağlantısı ve uzantısıdır. PKK'nın bağlantısı ve uzantısı olan bir partiyle Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman hiçbir şekilde bir araya gelmez. Bizim önceliğimiz vatanımız ve milletimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 3. sıra milletvekili adayı Avukat Ejder Demir, 24 Haziran seçimlerinin ülke geleceği için kritik bir anlamı olduğunu dile getirdi diyerek sözlerine şöyle devam etti. İl koordinasyon kurulumuz ve diğer aday arkadaşlarımızla birlikte alanlardayız, meydanlardayız. Elimizden geldiği kadar halkımızın nabzını tutmaya çalışıyoruz ve aldığımız tepkiler inanılmaz derecede pozitif. Halkımızın inanılmaz bir teveccühü var bize. İnşallah bu 24 Haziran'da da seçim sandığına yansıyacak diyoruz. Zaten söylemlerimiz de şöyle. Bu ülkenin bu seçim çok hassas ve kritik bir dönem diyoruz. Ülkenin coğrafyamızın kan gölüne döndüğü bir dönemde, kardeşin kardeşe kırıldığı bir dönemde hani 24 Haziran sadece seçim olarak görülmemeli. Yani sadece oy sandığa gidip de oy verilecek gibi görülmemeli. 24 Haziran'da geleceğimiz bir şekilde inşa edilmek zorunda. Birlikte inşa etmek zorundayız. Verilecek her bir oy geleceğimizin, çocuklarımızın, torunlarımız, bizden sonraki nesillerin inşasına koyacağımız bir tuğladır. Ha, birileri buna engel olmak istiyor, birileri buna sert koymak istiyor. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak inşallah diyoruz ki 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın
zaferiyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferiyle milletimiz sandıkta da iç ve dıştaki vatan hainlerine, vatan hainlerinin uzantılarına bu cevabı en güzel şekilde verecek diyoruz yani. İnsanlarımız şunu biliyor ki Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrasında dik duruşuyla ülkenin, milletin teminatı olduğunu bir defa daha gösterdi. Millet de buna gördü yani. Dolayısıyla bizler, derdimiz vatanın, milletin bekasıdır. Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet bu coğrafya üzerinde dalgalanmasıdır. Netice itibariyle bugün ortaklık yapmak gerek. Cumhur İttifakı'nda zaten ortaklık yaptığımız parti de aynı düsturlara, aynı değerlere hizmet ediyor. Netice itibariyle vatandaşımız öyle sorulardan ziyade biliyor ki bu ülkenin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi'dir diyor. Genel Başkanımızın dik duruşu 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkecilerin dik durması milletimize o güveni verdi. O yüzden hani o tarz sorularla değil de daha ziyade olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Diyorlar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerekir. Bu nedenle de biz sandıkta Cumhur İttifakı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğiz diyorlar. Çok da güzel tepkiler alıyoruz. Hani bunu ısrarla vurguluyoruz, tekrarla vurguluyoruz da ben ülkemi seven bir vatan evladıyım. Milletimi seven bir vatan evladıyım. Bugün bu konjonktürde elimi taşın altına koymam gerekiyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensubu herkes bu zihniyetle, bu düsturla çalışıyor. Ha, bu süreçte şu kadar milletvekili çıkaracağız değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni en güçlü şekilde mecliste temsil etmek için mücadele edeceğiz. Peki listemizin nasıl bir farkı var diğer listede? Listemiz Antep halkı tarafından da çok ciddi şekilde pozitif eleştirilere maruz kaldı. Pozitif tepkiler gözü. Çünkü neden? Listemiz yerli bir liste. Tamamıyla dışarıdan bu dönem bir avantajımız var. Kontenjan da gelmedi. Hep yerli yani. Gaziantep'in sevilen insanları, sayılan insanları. Dolayısıyla bu açıdan da halkımızdan ciddi bir olumlu tepkiler alıyoruz. Taşan dereler tarım arazilerini de vurdu. Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalında taşan dereler çevredeki tarım arazilerine büyük hasar verdi. Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalında taşan dereler çevredeki tarım arazilerine de büyük hasar verdi. Cep telefonları ile görüntülenen tarla ve bahçeler adeta dere yatağına dönüştü. Sel nedeniyle binlerce fıstık ağacı ve üzüm bağlarının yanı sıra tarım araç ve gereçleri de büyük hasar gördü. Selin ardından bugün bölgeye yönlendirilen ekiplerin hasar tespit ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği öğrenildi. Gaziantep'te yenilenebilir enerji yönelik çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında güneş enerjisi üretip ürettiği enerjiyi kullanabilen akıllı durak dönemi başlıyor. Gaziantep'te yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında güneş enerjisi üretip ürettiği enerjiyi kullanabilen akıllı durak dönemi başlıyor. Deneme projesi başarılı olursa kentteki akıllı duraklar elektrik enerjisini de kendi üretecek. Solar enerjili otobüs durağı adı verilen akıllı duraklar ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önündeki durakta denendi. Yapılan deneme çalışmalarının ardından başarı sağlanan projenin zamanla şehrin pek çok noktasında devreye girmesi bekleniyor. Yeni nesil durak olarak da adlandırılan solar enerjili otobüs durağı ile durakta bekleyen yolcular telefon, tablet, engelli araç gibi ekipmanlarını şarj edebilecek, durak kendi enerjisini kendisi üretebilecek. Ürettiği enerjiyi depolayan durak gece aydınlatma için ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını karşılayabilecek, tasarruflu aydınlatma sistemiyle kendi kendini de destekleyebilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan ve enerjisini güneşten alan solar enerjili otobüs durakları kentte ekolojik farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Sürdürülebilir bir kentleşme amacıyla uygulanan proje, değişik ve farklı yenilenebilir enerji yatırımlarına da ışık tutmuş olacak. Otobüs duraklarının çatısının da enerji üretebilecek bir alan olarak kullanılabildiği bu proje sayesinde karbon emisyonunun azaltılabilmesi nedeniyle doğa dostu durak olarak da tanımlanabiliyor.
Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle UNESCO geçici listesine alınan Kastel ve Livaslar'da incelemelerde bulundu. Yesemek, Açık Hava Müzesi ve Zeugk Mantik Kent gibi yer üstündeki tarihi ve kültürel eserleri UNESCO listesinde bulunan Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle Gaziantep'in tarihi altyapısı olarak bilinen yeraltı su tesisleri kastellerle içme suyu şebekesi Livaslar'da gün yüzüne çıkarılarak UNESCO geçici listesine alındı. Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle UNESCO geçici listesine alınan Kastel ve Livaslar'da incelemede bulundu. Pişirici Kastel'inde inceleme yapan Fatma Şahin, eserin 1280'li yıllarda yapıldığını, Selçuklu ve Osmanlı döneminden beri eşi benzeri olmayan bir yapı olduğunu kaydetti. Şahin Kastel'in yaklaşık 10 kilometrelik Livaslar'la temiz suyu halka ulaştıran, kayaları oyarak geçen, büyük bir mühendislik ve tasarımla halkı suyla buluşturan bir sistem olduğunu da sözlerine ekledi. Dünyada eşi örneği olmayan büyük bir hazinenin ortasındayız. Kültürel mirasımızın ortasındayız. Bakın içeriye girdiğiniz zaman çok güzel bir su sesi geliyor ve çok güzel bir serinlik var. Tabii bu su yönetimi, özellikle şehrimizdeki su yönetimi insanlık tarihi kadar eski. Özellikle Roma döneminde başlayan şehrin yeraltı su hattıyla ilgili bir süreç var. Bu gördüğünüz şu andaki eserimiz 1280'li yıllarda yapılmış ve hem Selçuklu döneminde hem Osmanlı döneminde dünyada eşi örneği olmayan bir çalışmanın ortasındayız. Yaklaşık 10 kilometrelik Livaslar'la sürekli akan temiz suyu halka ulaştıran bir sistem var. Kayaları oyarak geçen bir sistem var. Açıyla, büyük bir mühendislik ve tasarımla halkı suyla buluşturan bir sistem var. Büyük bir mühendislik harikası, büyük bir tasarım. Büyük bir Ağrı inovasyon döneminin en önemli su yönetimini anlatıyorum. Kastellere baktığınız zaman bu gördüğünüz su sesinin içerisinde hakikaten büyük bir medeniyet var. Su medeniyettir çünkü. Her medeniyet kendi çözümlemesini üretmiş. Biz bu güzelliği görünce, dünyada bunun eşi ve benzeri olmadığını görünce şu anda 6 tane çalışan kastelimiz var. Vakıflar ve Şahin Bey belediyemiz tarafından. Bunların restorasyonları yapılmıştı. Biz de gelir gelmez geriye kalan kastellerin, İmam Gazali gibi kastellerin restorasyonlarını yaptık. Özellikle bu konuda çalışan teknik arkadaşlarımızla, işin teorik boyutunda hocalarımızla, bu konuda hakikaten kafa yoran, kitaplar yazan hocalarımız var. Onları bir araya getirdik. UNESCO'ya başvurduk. Biliyorsunuz bu konuda biz Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesiyiz. Başarı hikayemiz var. Ve bu yaptığımız çalışmayla da yani Gaziantep'in Livaslar'ı ve Kastelleri yeraltı su akışını modelleyen sistemi UNESCO'nun geçici listesine aldırdık. Herhalde UNESCO geçici listesine en hızlı alınan eserimiz oldu. Bu da aslında teknik ekibin artık nasıl işi öğrendiğini ve aslında işin ne kadar da özgün ve doğru bir iş olduğunu bize gösteriyor. Dün akşam haber gelince biz çok mutlu olduk. Pişirici, şu anda olduğumuz yer Pişirici Kasteli. 6 kastelimiz şu anda bu şekilde çalışıyor. Ve amacımız ve muradımız tamamen bu su yolu hattını açmak ve bu su yolu hattını tünelleri, o günün medeniyetiyle açan atalarımızı torunlar olarak içinden gezecek ve bu suyu akışını sağlayacak şekilde onların o büyük vizyonuna, büyük tasarımına, büyük su yönetimine uygun şekilde biz de onların torunlar olarak o gün koydukları vizyonu yaşatmak istiyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.